Yani yangın sonrası Kızılçam'ın doğal gençleşmesi gerçekleşmiş durumda. Şurada görebilirsiniz Kızılçam bireylerini. 3 adet buradaki ve sahada oldukça bol miktarda bulunuyorlar. Bu gençliklerin doğal koşullar altında yaşamını sürdürebilmesi ve önümüzdeki yaz kuraklığına atlatarak burada yeniden bir orman kuruluşuna katkı yapması beklenir. Bu nedenledir ki gençleşme geldikten sonra yapılacak kesim ve sahadan odunun çıkarılması noktasında özel bir hassasiyet gösterilmesi gerekir. Bu kapsamda sürütme yollarının oluşturulması ve sahada makine gezmesi, makinenin kesilen ürünleri alanın çıkarması işlemi büyük bir özenle yapılması gerekir ama maalesef bazı yerlerde buna pek uyulmadığını görüyoruz ve gençliğin, doğal yolda gelen gençliğin zarar gördüğünü tanıklık edebiliyoruz. Bu sahalarda onlardan göstermiş olduğumuz sahada onlardan biri ve bu sahaya benzer sahaları da yangın alanını görebiliyoruz. Manavgat orman yangını sahasındayız. Yanan ormanların kesilmesi ve odun endüstrisine kazandırılması çalışmalarına devam ediliyor. Bununla birlikte hala kesimi tamamlanmamış sahalarda bulunuyor. Bu alanlarda da kesimler devam ediyor. Bulunduğumuz yükselti yaklaşık olarak 1100 metre. Kızılçam ormanlarının yangına uyum yetenekleri sayesinde hızlı bir şekilde yangından sonra gençleşeceğini söylemiştik ve yeniden orman kuruluşuna yeni gençliklerin katkıda bulunacağını belirtmiştik. Bu noktada da kesim çalışmaları mümkün olduğu ölçüde çimlemelerden önce gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemiştik. Aksi takdirde yapılacak kesim çalışmaları ve sürütme çalışmalarının, kesen ağaçların sahadan çıkarılması çalışmalarının gençliğe zarar vereceğini aktarmıştık. Tabii böylesi büyük bir yangında, bu kadar geniş bir alanda birden kesimleri tamamlamak mümkün değil. Çimlemelerin gerçekleşmesinden sonra da kesime devam edilmesi beklenen bir süreçti. Ancak bu kesimin de alanda gençlik bulunduğunu dikkate alarak yapılması gerekiyor. Günümüz teknolojisi itibariyle baktığımızda tabii yeni makineler çok kuvvetli. Gerek paletli dozerler, gerekse geniş tekerlekli traktörlerle sahalarda çalışıyor. Böyle olunca tabii bu araçlar oldukça esnek araçlar ve tüm sahada gezebilme olanağına sahipler. Bu ise sahada var olan gençlik üzerinde, yani yeni çimlenmeler üzerinde, Kızılçam bireyleri üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Gerek toprağın sıkılaşması, gerek doğrudan gençliğin üzerinde bu araçların gezmesi, gerekse yetişme ortamının, yani erozyona açık bir hale gelmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bununla birlikte hala sahalarda, yani bu kesim yapılan sahalarda olumsuz koşullara, yani kesimden kaynaklı olumsuz koşullara rağmen yeterli gençlik olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu gençliği bekleyen ikinci bir tehlike var. Bundan sonraki süreçte yaz kuraklığını atlatabilme. Çünkü henüz yeterince kuvvetli bir kök yapısına sahip değiller. Yaz kuraklığını atlatabilmek için de toprak ikliminin bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu amaçla yapılması gereken en önemli iş de kesim artıklarının, yani dalların diyelim, sahaya homojen bir şekilde serilmesi gerekiyor. Aksi takdirde homojen bir şekilde sahaya serilmemiş bu kesim artıkları toprak neminin kaybolmasına ve gençliğin yaz kuraklığını atlatamamasına neden olacaktır. Nitekim sahaya baktığımızda kesim artıklarının gelişi güzel bir şekilde sahada bulunduğunu, herhangi bir serme çalışmasının şu aşama itibariyle yapılmadığı görüyoruz ama bunun ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde zaten kesimlerden olumsuz etkilenmiş olan gençlik yaz kuraklığında büyük oranda atlatamayacak ve istenilen orman kuruluşu elde edilemeyecek. Geçen sene yaklaşık 15 günde 140 bin hektar orman alanı maalesef yandı. Tabii yangınla birlikte bir cenazenin kalkması lazım. Büyük bir felaket ve çok büyük alanlarda gerçekleştiği için de bu işlemi gerçekleştirmekte şimdi kendim de yöneticilik yaptım. Empati yaparak söylemek istiyorum. Zor bir görev. Çok iyi organize olmanız lazım. Yangın alanlarının bulunduğu coğrafyada, yani Akdeniz ekosisteminin olduğu yerde ağırlıklı olarak Kızılçam ağaç türümüz hakim. Yani bu coğrafyanın bir temel sonucu. Milyonlarca yıldır bu coğrafyada yer tutmuş ve yangın kültürüyle gelişen bir ağaç türümüz. 30 yaşın üzerindeki kızılçamlarda tepesinde bulunan tohum bankası olarak nitelendirdiğimiz tohumlar aracılığıyla yangın sonrasında hızlı bir şekilde yangının ortadan kalkmasıyla toprakla buluşur ve yeniden çimlenme imkanını yakalar. Bizler bugüne kadarki tecrübelerimizle yanan sahalarda öncelikle doğal yolla gelmesini önemseriz.
doğal yolla gelmesi hem sağlıklıdır hem de maliyeti çok düşüktür. Bu nokta çok önemli. Biz bu konuda bir hassasiyet gösterilir, bunu daha önce de açıklamıştık, gösterilirse daha düşük maliyetlerle hemen hemen kaybettiğimiz, yangınla kaybettiğimiz tüm sahaların %90'ına yakın doğal yolla bu işin gerçekleştirilebileceğini söyledik. Kızılçam ağacının yeteri kadar tohum bankası yoksa tepesinde, tepe çatısında mecburen siz orada ağaçlandırma yoluna gitmeniz lazım. Bu bizim bildiğimiz normal süreç. Acaba bu normal süreç işledi mi? İşte burada sıkıntılar var. Normalde yangın sonrasında Eylül-Ekim aylarında sahanın gezilip bütün özelliklerinin tespit edilip nerede ne yapılacağının belli olması. Normalde biz buraları bir kazanç alanı olarak öncelikle görmemeliyiz. Tabii ki değerlendireceğiz, çıkan envali ya da ürünü satacağız, iyi fiyatlarla satacağız. Buralarda bir itirazımız yok. Ama planımızı öyle yapmamız lazım ki buranın ekolojisi, buranın biyolojik yapısı önemli. Aksi takdirde doğal yolla gelecek olan gençlikleri kaçırmak zorunda kalabiliriz. Ben o gün bana da gelen ve benim de Şubat ayında bizzat araziye gidip yapmış olduğum çalışmalarda gördüğüm şuydu. Maalesef hızlı yürümüyordu. Sahada kontroller yetersizdi. Ağır iş makineleri sahada bilinçli bilinçsiz sadece o envali kesilmesini alıp bir yerden bir yere taşınmasını açık söylemek gerekirse yangın sahasında tepiniyordu. Yani ve toprağın sıkışmasına, oradaki çıkan fidanların zarar görmesine neden oluyordu. Bir de bu yetmiyormuş gibi yine sahada üzüntü verici konu şu. Bir an önce çıkarması gerekirken maalesef yangın çıkan sahayı bir depo alanı gibi kullanıyordu. Bu da çok gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Eğer geçmişten gelen devlet orman işletmeciliği disiplinindeki bir uygulamayla bu yangın sahalarında çıkarılacak olsaydı önceliği ekoloji ve biyolojik özellikler alacaktı. Yani doğaya zarar vermeden, oradaki gençliğe zarar vermeden üzerindeki envali bilinçli bir şekilde çıkarmak yer alacaktı. Çünkü kar kaygısıyla hareket etmeyecekti. Önceliği dediğim gibi sahayı korumak olacaktı. Şimdi dikili satış adı altında bir uygulama var. Maalesef bu uygulama giderek ülkemizde yaygınlaşıyor. Doğal olarak ben tabii burada müteahhitleri sorgulayacak değilim. Para kazanmaya, işte almış olduğu üründen en yüksek geliri elde etmeye hedefliyor. Ve onun açısından gençlikmiş, oradaki doğal yolla gelecek olan gençliğin önemiymiş, bunlar çok onu bağlamıyor. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi alanı tepe tepe kullanıyor. Yani ekolojik, biyolojik özellikleriyle değil, sadece kendine ait bir alan gibi görüyor. Diğer canlıları yok sayıyor. Organizasyonun bugünkü koşullar düşünülerek yapılmaması bana göre asıl önemli başlığı oluşturuyor. Çünkü orman kooperatifleri, orman köylüleri maalesef hem teknik donanım olarak hem de iş gücü olarak iyice alt seviyelere indiler. Sanki feda ediliyorlar. Yani dikili satış sisteminin daha ağırlık kazanabilmesi için göz ardı ediliyorlar diye düşünüyorum. Tabii burada orman yangınlarının bu boyutlara ulaşmasında iklim krizinin büyük etkisi var. İklim kriziyle mücadele etmek istiyorsanız önce var olan ormanlarınızı koruyacaksınız. Yoksa çok daha büyük etkiler yaratarak gelecek. Yani ormanlar tek başına çözüm değildir ama hala büyük bir hızla ormanlarımızın kesildiğini, bakın 2000'li yılların başında 9 milyon metreküp olan orman ürünleriyle ilgili kesim miktarı 2022 yılında 37 milyon metreküp'e çıktı. Açıklanan rakam bu. Yani 4 katı. Allah aşkına yani hala krizi ne olarak değerlendiriyorlar? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Anormal şekilde izin irtifak haklarının tavan yaptığını görüyoruz. Sadece 20 yılda 530 bin hektar izin irtifakla çıkarıldı. Yapılaşma çok, için mi? Salt yapılaşma değil. Hani içinde işte otoyollar, enerji hat, nakil hatları,
atık, çöp depolama alanları. Yani artık ormanlar bir arka bahçe. Biz burada samimi söylüyorum, abartmıyoruz. Hani ya işte ormanları bu kadar hassas olmanızı anlayamıyoruz diyen ya bilgisizlik ya da art niyet diyorum. Başka bir açıklaması yok. Yani geçtiğimiz yıldan iyi ders çıkarıldı mı? Maalesef. Yine üzgünüz. Yani açıklanan rakamlar var. İşte 20 adet uçak, 55 adet helikopter alıyoruz. 5000 kişiyi işlendireceğiz. Bu dediğiniz işler yangın sezonu başlamadan önce sonuçlanmış olması lazım. Bir kere bunlar sonuçlanmadı. Yani iyi niyetle ifade edilen çabalar olarak görüyorum ama somutlaşmadı. 1 Mayıs'tan önce bunların bitmesi lazım. İkinci önemli bir konu hala liyakat konusu, hala çalışanların bu konudaki tecrübesi dikkate alınmıyor. Şimdi Milli bu işe bakan, orman yangınlarına bakan genel müdür yardımcısıyla daire başkanı görevden alındı. Ya görevden alacaksan bunu Eylül-Ekim'de yapacaktın. Yani konuyu değerlendirdiğinde kararını verecektin. Ne diye yangın sezonunu bekliyorsun? Şimdi buraya atadığın insanların bu tür konularla ilgili bir hazırlık yapması lazım. Şimdi orada da bakıyoruz bir çaresizlik var. Bir pozitif değerlendirme şunu yapabilirim. Valilikler ormanlara girişi bu yangın sezonunda yasakladı, belli kurallar getirdi. Bu olumlu bir bakış açısı.